It's alright. It's so alright. Taking me high. Herkese merhaba. Bugün sizinle bir DIY, yani kendin yap videosu paylaşacağım. Umarım video hoşunuza gider. Merak ediyorsanız hemen başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler: bir yapıştırıcı, böyle kırtasiyelerde satılan toz simlerden, bir tane kalem, bir de makas. Onu burada göstermeyeyim. Şimdi ben kendim harfi, yani baş harfimi kendim bu kartona çizdim. Siz kalıp olarak çıkarabilirsiniz, internetten çıktı alabilirsiniz. Çok daha düzgün olacaktır. Benim çıktım olmadığı için o yöntemi kullanamadım ne yazık ki. Ben ölçülü bir şekilde E harfini internetten bulduğum bir görüntüye bakarak çizdim. Harfi çizdikten sonra küçük bir kare şeklinde kestim daha kolay kesimini yapabilmek için. Aslında maket bıçağına çok ihtiyacınız yok. Makas yeterli olacak bence. Dikkatli bir şekilde kesiyorum. Şurada küçük bir yırtık oldu ama önemli değil çünkü bunlardan birkaç tane kesip üst üste yapıştıracağım ben. O yüzden öyle küçük hatalar olursa çok problem değil, yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz. Ve yine bunun ölçüsünü alarak çiziyorum. Aynı şekilde keseceğim. Tam 4 tane çıkardım ben. Aslında 5 ya da 6 tane daha çıkarabilirdim ama gerçekten ellerim makastan dolayı çok acıdı. O yüzden 4 tane yaptım. Yapıştırıcıyı üzerine sürüyorum. Hepsini üst üste birbirine yapıştıracağım. En düzgün kestiğinizi sona saklamanızı öneririm bu arada. Şimdi bir dikdörtgen uzun cetvele benzeyen bir parça kestim ben, iki tane. Bunları da birbirine yapıştırdım. Hani çerçevelerin arkasında çerçeveyi ayakta tutan ayaklar olur ya, onu yapmaya çalıştım ben. Yine yapıştırıcımı sürüp bir parça kesmiştim. Onun üzerine yapıştıracağım. Onun kurumasını beklerken de harfimi süsleyeceğim. Önce yapıştırıcıyı sürüyorum, daha sonra da simimi döküyorum harfin üzerine. Üzerine de ben çiçek yapıştırmak istedim. Çünkü yaz geldi, bu görüntü çok daha güzel, çok daha yakışacaktır odanıza. Yapıştırıcıyı ben üzerine döktüm açıkçası çiçeğin, hani yapışması için. Şimdi birazcık kurumasını bekliyorum, bir saat kadar. Daha sonra hazır olacak. Ve masamda duruşu bu şekilde. Geçelim diğer kendin yap projesine. Bunda da ben ağaç dallarından bir takı aksesuar organizeri yapmaya çalıştım. İhtiyacımız olan şey boş bir su şişesi, cam ve ağaç dalları. Ben böyle rastgele bronz tonlarda bir oje sürdüm. Bilerek hepsini boyamadım. Şişeye de böyle birazcık sürdüm aynı ojeden.
ve takılarınızı takmaya hazır. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşürüz. Hoşça kalın.